Türk Birliği üzerine en aktif proje şu anda devlet çalışmaları dışında bulunan Türk Bir Dev projesidir. Ve somut olarak atılmış olan ilk adımdır. Bu proje günümüzdeki 7 bağımsız Türk Cumhuriyeti'ni bir araya getirerek işbirliği içinde olma uğraşındadır. Ortak eğitim, kültür, tarım, balıkçılık, enerji ve uzay araştırma projesi bunun yanı sıra ortak savunma sanayi, ordu, dış siyaset ve güvenlik son olarak da iktisadi ve ekonomik birliktir. Öncelikle Türk Cumhuriyetlerine baktığımızda geniş bir coğrafyada yaşayan ve çok yoğun nüfuza sahip olmasa da tarihten gelen bir askeri güce sahip olduğunu fark ediyoruz. Ayrıca günümüzde Türk Cumhuriyetlerinin tam madde açısında birbirine gerçekten destek olabileceğini, aynı zamanda birbirinin enerji ihtiyacını da rahatça karşılayabileceğini keşfediyoruz. Üstelik Avrupa Birliği için gayet güzel bir alternatif proje de Türk Bir Dev. Bu açıdan ekonomik, askeri ve siyasal açıdan temellendirilmiş olan Türk Birliği şu an desteklenerek tamamlanma gereksinimi hissediyor. Tabloda günümüzdeki Türk Bir Dev projesi ve diğer birliklerin kıyaslamaları bulunmaktadır. Görüldüğü üzere birlikte en az nüfus sahibi biziz ve yüz ölçümünde diğerlerine kıyasla çok iyi sayılmaz. Fakat bu sadece günümüzde Türk Cumhuriyetlerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir birliktir. Şu an bu birliğin içinde yer almayan Rusya, İran, Afganistan ve Çin devletlerinde bulunan özel Türk Cumhuriyetleri de bu birliğe katıldıklarında artık otoriter ve sözü geçen bir güç haline gelebiliriz. Bu birliğin cumhuriyetlerimize kazandıracakları arasında yüksek işsizlik, dış borçlar, sözde Ermeni soykırımı, eğitimsizlik gibi sorunların çözülmesi ve günümüzde ülkelerimizin yapılan dış baskılar yüzünden ham maddelerimizi işleyerek üretici konumunda geçilebilir. Bunların dışında günümüzde Doğu Türkistan, Güney Azerbaycan, Batı Trakya gibi bölgelerde halklarımız büyük acılar içinde asimile edilmeye çalışılmaktadır. Bunu önlemek için Türk Bir Dev projesi şu an tek seçeneğimizdir. Peki neden Avrupa Birliği değil ya da Şanghay İşbirliği Örgütü değil de Türk Bir Dev'i tercih edelim? Bu birlik bizi geriye götürmekten başka bir şeye yaramaz diyenleriniz de vardır içinizde. Peki bu birliklere dahil olduğumuzda Doğu Türkistan, Güney Azerbaycan gibi ülkeler nasıl bu sıkıntıdan kurtulacak? Avrupa Birliği dediğimiz birlik Almanya ve Fransa devletlerinin güdümündedir. Ya Şanghay Beşlisi'nde yer alan Türk Cumhuriyetleri sizce bu birlikte ne fayda görebiliyorlar? Onların lehine bir şey oluyor mu? Asla, asla ve asla. Bu yüzden kendi birliğimizi kurarak artık konjonktürü değiştirmeli ve dünyaya bu Türklerin haklarını alacak bir birliğe sahip olduğumuzu gösterelim.